Kandıra Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından Merkez Akdurak Mahallesi'nde 1/1000 ölçekli uygulama imar planına istinaden 230 dönümlük alanda gerçekleştirilen imar planına uygun ada veya parsellere ayırma çalışmalarında sona gelindi. Allah'a sağlık. Allah hayırlı etsin inşallah. Akdurak Mahallesi'nde gerçekleştirilen imar plan değişikliği ile konut, ticaret, sanayi, yeşil alan gibi farklı kullanım alanlarının tanımlanmasıyla beraber yollar, yeşil alanlar ve altyapı hizmetleri belirlenerek ilçe gelişiminin önünün açılması hedefleniyor. Bugün itibariyle bu sonuçlanmış. Arkadaşlar kontrol tapularını yeni alan vatandaşların cezalı duruma düşmemeleri için 31 Aralık 2024 tarihine kadar Kandıra Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne emlak beyanı müracaatında bulunmaları gerekiyor. 230 dönüm alandaki vatandaşlarımızın Kandıra'nın konuyla ilgili Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez bir açıklama yaptı. Hayırlı olsun. Emeği geçen tüm başkanlarımızdan ve bürokrat arkadaşlardan teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Akdurak Mahallesi imar uygulaması işlemi tamamlanmış olup sahil yıllarda yapılan hizmetler sonucunda 110 adet tapu hak sahiplerine dağıtılmaya başlanmıştır. Bundan önceki dönemde önce 1/1000'likleri ve akabinden de 18 uygulaması yapılan yerlerimizden en son çalıştığımız Akdurak Mahallesi'nin bir kısmında bu işlemi yapmıştık. Şimdi çalışmanın tamamlanan ikinci kısmında bu işlemi yapıyoruz. Kandıra Belediyesi olarak gerçekleştirmiş olduğumuz bu değişiklikler sadece planlı yapılaşmayı değil, aynı zamanda şehir yaşamını da olumlu yönde etkileyecek yeni düzenlemelerle birlikte ilçemizde daha sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre oluşturmayı amaçlıyoruz. Güvenli kent oluşturmanın ilk şartı doğru imar planları yapmaktan geçer. Biz de arkadaşlarımızın emeğine teşekkür ediyoruz. Çalışmalarımız devam edecek. Pek yakında da Orhan Mahallesi'nde namazgah çevresinde yaptığımız çalışma da inşallah sonuçlanacak. Gelecek dönemde de takip eden imar çalışmalarımız, 1/1000'liklerin 18 uygulamaları devam edip Kandıra'mızı tamamen bir kentlilik bilinciyle dirençli şehirler sınıfına sokmaya çalışacağız. Önemli olan yaşanabilir bir şehir. Biz de bunun için elimizden geleni yapacağız. Benden önce çalışan hem Ünal Köken Başkanıma hem Adnan Turan Başkanıma yaptıkları çalışmalar için teşekkür ediyorum. İnşallah bu hizmetlerin devamı gelecek.